Sendikamızın çok değerli başkanı, CMS Cant İK Direktörü Sayın Armağan Akça, Erdemir Genel Müdürümüz, Erdemir'in çok değerli İK Direktörü, değerli konuklar, akademinin değerli temsilcileri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün sevgili gençleri, Türk Metalli dostlarım, sayın konuklar, sizleri 8. Akademi toplantısında Türk Metal Sendikamızın Ereğli'deki otelinde kendi malı olan Büyük Anadolu Oteli'nde ağırlamaktan onur duyuyorum. Uzun yıllardır akademik toplantılarını ortaklaşa düzenlediğimiz Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün saygın öğretim üyeleri ve öğrencileri başta olmak üzere toplantımıza katılan tüm akademisyen ve öğrencileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sekizinci akademik toplantımızın çalışma hayatını oluşturan dinamiklere olumlu katkılar sağlamasını dilerken, bu tip toplantılarda güçlenen sendikalı ve örgütlü toplum bilincinin geleceğimizi teminat altına alacağına da yürekten inanıyorum. Hepiniz Türk Metal üyelerinin evine ve her Ereğli'ye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 4. sınıf öğrencisi Sena Nur Tünkül. Şimdi sizlere blok zincir teknolojisi ve iş güvenliği üzerine bir sunum gerçekleştireceğim. İzninizle başlıyorum. Sunum akışından bahsedeceğim. Blok zincir teknolojisi tanımı, blok zincir teknolojisinin iş güveniliğine etkisi, iş güvenliği ve veri koruma, blok zincirin iş güvenliği uygulamaları, akıllı sözleşmeler ve iş güvenliği, yapay zekanın faydaları, riskler, etik sorunlar, blok zincirin iş güvenliği alanındaki potansiyeli, blok zincirin iş güvenliği endüstrisindeki rolü, blok zincirin
ve iş güvenliği stratejileri, iş güvenliği için log zincirin geleceği, sonuç ve önemli noktalarla sonlandıracağım. İlk başta blok zinciri teknolojisi nedir tanımıyla başlıyorum. Blok zinciri teknolojisi bir bulut tabanıdır. İşlemlerin güvenli, şeffaf ve değiştirilmez bir şekilde kaydedilmesini sağlayan dağıtık bir defter sistemidir. İş güvenliği bağlamında bu teknoloji iş kazalarının önlenmesi, risk analizlerinin önceden yapılması, ekipman takibi ve güvenlik denetimleri gibi alanlarda kullanılabiliyor. Blok zincir teknolojisinin iş güvenliğine etkisini 4 ana başlıkta inceledik. Bunlardan birincisi iş güvenliği eğitimlerinde sertifikasyon süreçlerinin daha verimli, daha doğrusal kaydedilerek herhangi bir sahteciliğin önüne geçilmesi planlanıyor. İkincisi ise iş güvenliği veri yönetiminde. Buradaki blok zincir teknolojisi sayesinde verilerin güvenliğini artırarak daha şeffaf, daha güvenilir ve otomatikleştirme işletmeler tarafından önemli avantajlar sağlayacağından dolayı veri yönetiminde blok zincir teknolojisiyle sağlamış oluyoruz. Üçüncüsü ise iş kazalarının önlenmesi açısından verilerin toplanması, analiz edilmesi, iş kazaları ile alakalı raporların kullanılabilir hale getirip depolanmasından kaynaklı. Bu sayede riskler daha etkili bir şekilde yönetiliyor ve potansiyel tehlikeler hızla tespit edilebiliyor. İş güvenliği ekipman takibinde dördüncü iş güvenliğine etkisi konumunda blok zincir teknolojisiyle ekipmanların kullanımı, bakımı ve durumu hakkında veriler güvenli bir şekilde kaydediliyor ve bu ekipman zamanında bakımın yapılmasını ve güvenlik kullanımı sağlayarak iş yerinde güvenlik standartlarını da yükseltiyor. İş güvenliğinde veri koruma nasıl sağlanıyor? Blok zincir konusunda veri koruma nasıl sağlanıyor? Veri koruma, hassas verilerin izinsiz erişimine karşı koruması önemi, proaktif yaklaşım, yani veri ilerlemini önlemek için iş güvenliği stratejilerinde veri korumanın önemi, kurallar ve yönetmeliklerle veri koruması gerçekleştirilebiliyor. Blok zincirin iş güvenliği uygulamaları hangi uygulamalarda kullanılıyor ondan bahsedeceğim. Yasal ve düzenleyici uyumda işletmeler blok zincirin sağladığı güvenli veri depolama ve geçmişe dönük veri izleme özellikleri sayesinde yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılayabiliyor. Kayıt tutma ve denetim, işletmelere değiştirilmez veri kayıtları sağlayarak denetim ve izlenebilirlik süreçlerini güçlendirmiş oluyor. İş ortakları ile güvenli iletişim. Burada akıllı sözleşmeler birazdan bahsedeceğim ve blok zincir tabanlı iletişim protokolleri iş ortakları arasında güvenli otomatik işlemler gerçekleştirmeyi sağlamış oluyor. Akıllı sözleşmeler ve iş güvenliği nasıl gerçekleştiriyor blok zincirde? Akıllı sözleşmeler otomatik, güvenli bir şekilde yürütülen işlemler için blok zincir teknolojisinden yararlanır. Bu iş güvenliği protokollerinin otomatik ve güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Bu sayede iş güvenliği standartlarının takibi ve uygulaması daha etkili hale gelir, çelişkili yorumlara mahal vermez ve veri korumasını güvence altına alır. Yapay zekanın faydalarını da üç ana başlık altında inceledik. Bunlardan birincisi verimlilik. Yapay zeka teknolojileri sayesinde birçok iş süreci hızlandırılarak verimlilik arttırıyor. Bu da aynı zamanda maliyeti düşürüyor. Doğruluk, yapay zeka sistemleri hata payını minimuma indirerek daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Otomasyon ise insan faktörünü ortadan kaldırarak işlerin otomatikleştirilmesine destek oluyor. Tabii ki de faydaları olduğu gibi riskler ve etik sorunlar da mevcut. Bunlardan birincisi gözetilme, mahremiyet gibi konularda riskler oluşturabiliyor. İkincisi işsizlik ve eşitsizlik yapay zeka teknolojilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilen risklerdir. Bunlardan buna örnek olarak zaten günümüzde yeni bölüm isimleriyle birlikte robotik kodlama, yazılım ve buna benzer teknolojilerin gelişmesiyle birlikte artık yeni meslek grupları ortaya çıkıyor. Yani yan sanayimiz gelişiyor diyebiliriz. Bundan kaynaklı teknolojiyle birlikte işsizlik ve eşitsizlik de artması da belli bir risklerimiz arasındadır. Algoritmik önyargı yapay zeka sistemlerindeki risklerden biridir. Etik sorunlarımız ise yapay zeka insanlar arasında duygusal ve sosyal etkileşim azaltabiliyor.
Yapay zeka verilerin kötüye kullanılmasını veya yanlış yorumlanması sonucu haksız suçlamalar veya baskılar ortaya çıkabiliyor. Sonuncusu olarak insanların aldığı kararlar gibi yapay zeka kararlarının da olası sonuçlara ilişkin kimin hesap vermesi gerektiği belirsiz olması bir etik sorunumuzdur. Blok zincirin iş güvenliği alanındaki potansiyeli veri bütünlüğünü sağlama, kimlik doğrulama ve yetkilendirme ve süreç transparanlığı şeklinde işledik. Blok zincirin iş güvenliği endüstrisindeki rolü ise blok zincirin katma değerinin olması ve merkezi olmayan bir yapısından kaynaklıdır. Katma değerinin olması anlamı blok zincirin iş güvenliği endüstrisindeki veri bütünlüğünü sağlayıp veri manipülasyonunu önlemesinden kaynaklıdır. Veri işlemleri şeffaf, güvenilir bir şekilde kaydedilir ve işlenebilir. Merkezi olmayan yapısı ise blok zincirin iş güvenliği uygulamalarında merkezi olmayan bir yapı sunarak tek bir merkezden ziyade dağınık bir sistem oluşturur. Zaten blok zincirin tanımında da dağınık bir bulut sisteminden bahsetmiştik. Veri manipülasyonu riskini azaltır ve iş güvenliğini bu şekilde arttıracaktır. Bizim için blok zincir ve iş güvenliği stratejileri ve ileride gerçekleştirmesi ve güncellemesi gereken konuları 3 ana başlık altında inceledik. Bunlardan birincisi güvenilir kimlik doğrulama. Çalışanların kimlik doğrulama işlemleri için güvenilir blok zincir tabanlı sistemler kullanılmalıdır. Veri erişimi kontrolleri. Çalışanların sadece gerekli verilere erişebilmesi için sıkı kontroller sağlanmalıdır. Eğitim ve farkındalık programları. Çalışanlara blok zincir ve veri güvenliği konularında düzenli eğitimler verilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri belirli mesleklere ve belirli periyotlarda veriliyor ve buna ek olarak ise blok zincir eğitim ve farkındalık programları da verilmesi bizim için iş güvenliği stratejileri arasındadır. İş güvenliği için blok zincir geleceğini biz yapay zekaya sorduk ve 4 ana başlıkla bize çıkardı. Bunlardan birincisi teknoloji entegrasyonu. Blok zincir endüstriyel iş güvenliği teknolojileriyle bütünleşiyor. Değişen tehditler, blok zincir gelişen tehditlere karşı iş güvenliği için yenilikçi çözümler sunuyor. Geleceğe yönelik adaptasyon, blok zincir iş güvenliğinde geleceğe dönük uygulamalar için olanaklar sunuyor. İnovasyon fırsatları, blok zincir iş güvenliği alanında inovasyon ve gelişmeye yol açıyor şeklinde blok zincirin geleceğini tanımladık. Slaytımın ve sunumumun sonuç ve önemli noktalarını sizinle paylaşıp sunumumu sonlandıracağım. Yapay zeka ve blok zincirin entegrasyonu, yapay zeka ve blok zincir birlikte kullanımı doğrultusunda iş güvenliğini artırabileceği belirtilmektedir. Blok zincir uygulamalarında gizlilik, blok zincir uygulamalarının gizlilik ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanmaktadır. İş güvenliği için blok zincirin geleceği, blok zincirin iş güvenliği alanında kullanımının artacağı tahmin edilmektedir. Blok zincir ve üretim ve tedarik zinciri ilişkisi, blok zincir teknolojisinin tedarik zinciri yönetiminde büyük etkisi olabileceği öngörülmektedir. Bir de blok zincir ve sendikalar arasında iki önemli noktalarımız değindik. Bu da bizim bir önerimiz olsun Fırat Üniversitesi olarak. Blok zinciriyle sendikalarda arşiv yönetimi, blok zincir teknolojisi güvenli, şeffaf bir veri tabanı sağlayarak sendikaların arşiv yönetimini kolaylaştırabilir. İkincisi ise sendikalardaki işçi haklarının blok zinciriyle koruması ise blok zinciri işçi haklarının korunmasını ve iş yerinde adil uygulamaların izlenmesini sağlamak için kullanılabilir. Sunumu bitirmeden önce Fırat Üniversitesi adına burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle ev sahipliği yapan Türk Metal Sendikası ve Bursa Uludağ Üniversitesi'ne teşekkür ederim.